uyumuş. Daha iyi gibi. Ama benim içim rahat değil hiç. Doktoruna haber versemedik yine de. Versen ne olur ki? O ne demek Çiçek? Ya adam az kalsın kollarımda ölüyordu bugün. Sen hala ne düşünüyorsun? Ne geçiriyorsun kafanda? Karısının halini görmedin mi? Yine ben suçlu oldum değil mi? Pes. Ben sana daha ne diyeyim? Bugün ne düşündüm biliyor musun Reşat? Samet Bey inşallah benim öğrendiklerimi öğrenmeden gider. Belki onun hastalığı kadar ölümcül değil öğrendiklerim ama bir şeyleri öldürdüğü kesin. Ben sana yalan söylemedim Çiçek. Senin bu kör kıskançlığının hiçbir manası yok. Gitmiş kadının eşyalarını karıştırmışsın bir de. Yakışıyor mu sana? Peki sana beni Ena yerine koymak yakışıyor mu Reşat? Annem çocuklarını, torunlarını unuttu. Ama bak o kızı senin ilk aşkını unutmadı. Demek ne kadar büyük bir aşksa. Reşat. O kolyeyi sen verdin değil mi? Annem doğru söylüyor. Boynundan hiç çıkarmadı demişti Samet. Eminim gurur duymuşsundur kendinle. Çok ileri gidiyorsun. Ben sana söylemeyi düşündüm ama münasip zaman olmadı hiç. Oturup eski defterleri açmak da arkadaşım bu durumdayken içimden gelmedi pek açıkçası. Kusura bakma. Yoksa ben de isterdim lise anılarımı tazelemek. Reşat sana sadece bir kere soracağım. Eğer Allah korkun varsa doğruyu söylersin bana. Ona karşı hala bir şey hissediyor musun? Nur hayatım. Benim için sadece Samet'in eşi artık. Aksi de mümkün değil. Peki Samet olmasaydı? Bu konuşma burada bitmiştir. Nur hayat bekar olsaydı. Ama sen yine de benimle evli olsaydın. Ne duymak istiyorsun sen Çiçek? Gerçeği Reşat. Neden bana ona baktığın gibi bakmadığını. Söyle kurtul Reşat. Ben zaten alıştım sevilmemeye. Söyle de ben de sebebini bileyim artık. Biz gideriz yarın. Her şey için teşekkür ederim. Ayrıca bir de özür dilerim senden. Reşat senden de. Ne gitmesi Nur Hayat? Samet'in yerinden kımıldayacak hali yok. Bu haldeyken sizi yalnız bırakamayız. Reşat doğru söylüyor. Doğru olan burada kalmanız. Samet burada huzurlu. Huzursuz olan bir tek benim. O zaman benim gitmem lazım. Ben zaten hiç gelemedim bu eve. Hiçbir zaman yerim olmadı. Sakıncası yoksa eşyalarımı bir ara gelir alırım. Annem beni sorarsa şey deyin.
demeyin. Zaten hatırlamazsın. Ne yapıyorsun sen Çiçek? Sana yapabileceğim son iyiliği yapıyorum Reşat. Yolunuz açık olsun. Çiçek. Sana yemin ederim. Reşat yanlış bir şey yapmadı. Biz yanlış bir şey yapmadık. Ama doğru bir şey de yapmadınız. Kolyeni hiç çıkarmayayım mı? Sana çok yakışıyor. Çiçek gitme. Melek. Kuzum sen... konuşuyorsun. Sen basbayağı konuştun. Biz fark etmedik bile. Sen seslendin bize. Bu ev sensiz ev olmaz. Misafir dolu bir yer olur sadece. Uyumadığını biliyorum. Gerçekten gitmeyeceksin değil mi? Gideceğim Reşat. Kaldıysam tek sebebi Samet. Ona duyduğum saygı. Adam içeride canıyla cebelleşirken gitmek içime sinmedi. Ama bu iş bitti. Bunu böyle bil. Hata yapıyorsun Çiçek. Niye? Nur Hayat annene bakmaz diye mi korkuyorsun? Merak etme. Senin için her şeyi yaparım. Sen kendini bundan ibaret mi görüyorsun? Sen sadece anneme bakan bir kadın mısın bu evde? Hayır. Elini tutamadığın kadınım aynı zamanda. Aynı yastığa baş koymadığın karın. Özür dilerim.